bir dakika. Oyuncak ya. Haline getirdin zaten eğer Atatürk gelseydi tekrar dünyaya dönseydi bir Anıtkan ilahi abicim bir dakika ya. İlahi bir güçle dönseydi zaten Atatürk geri bir saniye durmaz sizleri gördükten sonra tekrar geri kaçar. Seni görse kaçar. Bak beni değil. Kardeşim beni değil. Neden biliyor musun? Senin söylediğin şeylerde haklı olabilirsiniz ama sizler, daha ne? Sizlerin bir haksızlığı var kardeşim. Neymiş haksızlık olan? Bu generalleri, bu paşaları içeri attırmadın mı? Şöyle söyleyeyim. Evraklarını düzenlemedin mi? Atatürk'ü savunuyorsun. Atatürk'ün askerlerini rezil ettiniz. Hemen Atatürk'ün paşalarını, subaylarını, hele bir tane benim arkadaşım vardı. Hayatta bu işlere tenezzül etmezdi. Çocuk Foça'da deniz altında gitti Yunanlılara neler yaptı çocuklar bu vatan için, bu ülke için onları maskara ettiniz. Hemen şunu birini söyleyeyim. Birini tutturdunuz cemaat, birini tutturdunuz avanta. Bu Türkiye'nin anasını bellediniz bu ülkenin. Ülkenin anasını bellediniz, ülkeyi siz böldünüz. Ben mi böldüm? Bu mu böldü, Lemi mi böldü? Ülkeyi siz bu hale getirdiniz. Ne cemaati ya? Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, cemaati memati geç. Bana bak, bana diyor, beni oku. Allah'a yalvar diyor. Cemaatte olmayanlar öleceğiz mi acımızda? Ben ölüyorum ya. Acımdan öleceğim mi? Sen mi ölüyorsun? Cemaatte olmazsam öleceğim mi? Sen iktidara... Cemaatte varsam zengin mi olacağım? AK Parti'ye üyeysem milyarder olacağım. Değilsem sürüneceğim mi? Yazık bu ülkenin vatandaşına. Asgari ücretle geçiniyor. Bir kadın 1000 lira aylık alıyor, 3 çocuğunu okutuyor be. Yuuu! Neyse, konuş. Bitti mi? Rahatladın mı? Hemen gidiyorum abi, suçup geleceğim. Vallahi fena. Ama benim diyeceklerimi duyman gerekiyor. Geleceğim baba, sen devam et.